Evet, stoper, sol bek, sağ bek, orta sağ ve kanat. Evet, tam bir Şampiyonlar Ligi stoperi getiriyor herhalde Trabzonspor. Boateng çok ciddi. 10 yıl Bayern Münih'te Kaşağı gözü oynatmazlar adamı Bayern Münih gibi bir seviyede. Dolayısıyla Trabzonspor ki Şampiyonlar Ligi'nde bizim Türk takımlarının en önemli şeyi savunma. Savunmada da ben her zaman böyle 30 yaş üstü evet. tecrübeli stoperleri çok tutarım. Bir yani. tane olacak yani. O makuldür. Ee, o yüzden hani bitirebilirse Boateng iş çok işini görür. Ee, Abdullah Avcı'nın o konuda. Ee, zaten aşağı yukarı Trabzonspor'a baktığın zaman Abdullah Avcı olmana gerek yok. Nerelere hangi bölgelerin transfer istedi? Hani Vakayama ayrıldıktan sonra da özellikle ki güçlü bir ihtimal ayrılması. Sol ön. Bunların hepsi belirgin. Ama Boateng o konuda e, herhalde en dolu dolu transferi olacak bu sene Trabzonspor'un. Hocayla dün e, sohbet etme imkanımız oldu. Medya grubunu Albayrak Medya grubunu ziyaret etti. Ee, mesela şampiyonluğa dair dikkatimi çeken bir cümlet dedi ki fay hattı kırıldı dedi. Ne demek hocam o dedim. Fay hattı kırılınca o enerji bir boşalır rahatlar ya. Ondan bahsetti. Şehrin çok ihtiyacı olduğundan bahsetti. Tabii dedi biz unuttuk. Taraftar 3 ay kutlayacak ama bizim için 3 gün. Çünkü yeni bir hikaye başlıyor. Evet. Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Şu çok kıymetli dedi ki inşallah kendimizi Şampiyonlar Ligi'ne atarsak en azından sezonun maliyetini kurtarırız. Yani sportif bir yana tamam ama hoca artık kulübün Maddi derdiyle de dertlenir Onu da olmuş. Onda düşünüyor evet. Tabii. O da önemli, Belli ki orada ne? kafada planlar daha çok uzun vadeli. Ee, o ikisi kıymetliydi. İnşallah da geçer önemli. Çok lazım sadece Trabzonspor'a değil. Fenerbahçe'nin girmesi, Trabzonspor'un girmesi hepimize çok lazım yani. İnşallah olur. Evet umarız iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eder bu yani sorun. Rüya gibi olur ya çok, çok özlüyoruz yani. O müziği özlüyoruz. Orada olmak istiyoruz. O arenada bulunmak istiyoruz. Türkiye olarak, Türk futbolu olarak çok ihtiyacımız var. Ligimiz değer kaybetti. Ee, kulüplerimiz borç batağında ee, ve bütün branşlarda uluslararası arenada başarı üstüne başarı elde ederken ülkenin en sevilen oyununda Türkiye'nin hak etmediği yerlerde olmamız. İşte Uluslar, Avrupa Uluslar Ligi'nde e, kimli oyunu, Faroe Adaları ile falan karşılaşma noktasında gelmemiz, küme düşmemiz, Katar gibi dost bir ülkede Tarihe geçen ilk defa Aralık ayında yapılacak bir dünya şampiyonasında dünya kupasına evet. katılamamamız. E, yani ülkeler sıralamasındaki durumumuz, e, kulüplerimizin UEFA sıralamasındaki durumları, Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonumuzun doğrudan katılamayacak duruma gelmesi. Ben bunların hepsinden hicap duyuyorum. Z kuşağının anlayacağı şekilde de söyleneyim. Utanıyorum. Utanıyorum. Bu nedir ya? Ve şimdi sorunun yine sorunun müsebbipleri tarafından çözülmesinden medet umuyoruz. Yani sorunun sebebi olan kişiler sorunu çözmeye yine talipler. E zaten sorun sizsiniz. Sizin profiliniz. Ya bu kulüpler nerede abi 20-25 milyar lira ekside bu ülkenin futbolu ya? Yani ne bileyim işte ne bileyim. Ben hep lafı buraya getiriyorum evet. sonunda. Yok, geliyor doğru ama önünde sonunda buraya geliyor. Ee, geçen gün bir yazı yazdım Serkan abi. Matematikte mesela John Nash vardır ya akıl oyunlarında evet, evet. filme uyarlanmıştı. Russell, Russell Crowe Crow oynamıştı. Hı -hı. John Nash şöyle baksa mezarında ters söner ya bu matematikte. Vallahi yani %10'un %90'dan büyük olduğunu bize gösterdi bizim diğer branşlarımız. Tekvando, evet. e, voleybol, basketbol, boks, karate boks, boks, halter. Karete, halter. Yani %10 niye bunlar? Voleybol, basketbol tabii. tabii, tabii. Salgı, değil mi? İlgi, bütçe, destek, şımarıklık bunu da katayım. Medyada yani. verilen tabii, yer. Tabii tabii bunların hepsi ben yüksek rakam söyleyeyim %10 diyeyim yani. %10 bu tarafta da %90. Biz futbol tarafının paydaşları olarak bu %10'la gurur duyarken ciddi amanada da bir mahcubiyet hissediyoruz. Mahcup oluyorsun yani baktığın zaman. O tarafta %10 burada %90. Gerçekten %10 büyüktür %90 oldu Aynen. birkaç senedir. Gurur duyuyoruz yaz. Spor ülkesi olduk, futbol yok futbol piyasada. Be. Neredeler abi bunlar? Evet. Ve mesela birbirlerini yiyorlar. Bir kulübe başkan olmak, yönetici olmak için Tabii. federasyonda görev evet. almak için kurullara girmek için birbirlerini yiyorlar. Bilim imkanları var. Havalara uçuşuyor. Ama ortada e, herkes zamanını, var. enerjisini, parasını buna harcıyor. Formalar alıyor, biletler alıyor, kombineler alıyor. Çocuğunu uğraşıp tuttuğu takımı tutturuyor. Bu kadar yani ülkenin esenliğinde bu kadar rolü var, yeri var. E Nerede futbol abi? Nerede yanlış yapılıyor? Nasıl çözülecek? Kimlerle çözülecek? Ham yani Amerika'yı keşfetmiyoruz ki. Yani neyse yani ama e, bilmiyorum da bir sene sonra umarım çok daha başka bir gündemle ve daha umutlu konuşuyor oluruz. İnşallah. Ya, sıralamada e, Kıbrıs Rum kesiminin işte. Bir şeyde garip garip şeyin ya. altına düştüğü anda bakıyorsun. O federasyon ya da orada erk kimse kulüpler federasyonu gerçekten böyle bir bazen Japon olmak lazım. Japon gibi hissetmek lazım. O gurur meselesi gerçekten ya. harakiri dediği şey var ya biz fiziki olarak bahsetmiyorum zaten hani çekilmekten insan bir bakar. Ya bazen Japon olmak lazım. Japon gibi düşünüp o sıralamada oraya kadar inmeye kimin dahli varsa insan bir hicap edip kenara çekilir geriçi çek. aksine senin söylediğin gibi yani sorunu üreten adam yine sorunun e, çözmeye de yine onlar aday. Öne onlar namzet yani. Evet. Yani Ve sorun kimse kabullenmiyor yani siz. meseleyi. Kimse he, hiç kimse kabul et. Şimdi soralım. Mesela Türk futbolunun buraya gelmesiyle ilgili birinden görüş alalım. 30 yıldır aynı figürler var. Söyleyeceği şeyler mesela anlatıyorlar değil mi? Bunları ben dinliyorum. Sık sık çıkıyorlar. Dersin ki ya Kanada'dan gelmiş, Finlandiya'dan falan gelmiş 2-3 ay önce bakmış Türk futbolunda bazı sorunlar var. Tespit etmiş bize anlatıyor. Hı hı. Şu, şu olmalı, bu olmalı, bu olsa böyle. İyi e de tamam da 30 yıldır siz varsınız niye bunu bize anlatıyorsunuz? Evet o olmalı. Kim yapacak bunu? Maalesef ya biz bu işin içinden çıkamayız. Ya çıkarız Maalesef. da böyle çıkamayız. İzleyicilerimizden gelen sorulara şöyle bir bakıyorum. Yakup Bey yazmış. Ahmet Can Trabzonspor'da kalmalı mı, gitmeli mi? Bana göre teklif varsa gönderilmeli. Çok hata yapan bir stoper demiş. E, tek resmi teklifinde e, o bu isim olduğundan bahsetmişti. Ergin çok güzel bir şey söyledi. Benim de yıllardır söylediğim şeydir. Öyle 20'li yaşlarda e, işte ne bileyim Afrika kökenli, Güney Amerika kökenli stoper falan. Ben hiç yani ezberim o yönde değil. Yani ben tedirgin olurum. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım mesela. Takımım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Diyelim ben bir taraftarım ya da yöneticiyim. Öyle 22 ve 24 yaşında iki tane stoperle takım kuran bir teknik direktör var mesela ona. Ne yapıyoruz hocam falan derim yani ne yapıyorsun? Yani şimdi stoper mevkii çok enteresan bir mevki. Aa genç çok başarılı işte Rio Ferdinand'ın çıkışını hatırlıyorum. Ee, Van Dijk falan var ama onlar çok ekstra yani, örnekler. Yani İstisnalar evet. fazla yok. İstisnalar kaideyi bozmaz. Stoper başarılı stoper yaşı e, istatistiklerde bellidir zaten. Stoper hatta e, kale de biraz o noktaya geldi. Evet. Kalecilerin ömrü uzadı. 40'a kadar geldi. Stoper ömrü de diğer mesela bir dinamik orta saha falan yani hani şimdi Atiba gibi binde bir örnek var. Ama binde bir adam. Evet. Belki beş binde bir yani bu arada. Hani orta sahadan bahsediyoruz. Evet yok yani pek bir Aha. örneği. Yani golcüde de öyle yani işte hani go mis mo mis hani bir şeyler yapıyorlar Emre ama... Belözoğlu da bir istisna yani. Net bir istisna. Çok. Net bir istisna. Yok başka. Şimdi istisnalara çok takılmamak lazım. Arda Güler çok büyük istisna. Yani genç futbolcu genç futbolcu. Hani <laughs> tamam da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Manchester United, Bayern Münih. Yani onlara kimse sezon sonunda kardeşim sen bu sene yaş ortalaman kaçtı falan. Ya böyle bir şey yok hayatta yani. Veya işte Alman milli takımı, Slovenya milli takımı, Türk milli takımı. Ya birader sizin yaş ortalamanız kaç falan diye bir şey yok. A milli takım ve üst düzey yarışmacı elit takımlarda yaşa falan bakılmaz. Teknik adamda da futbolcuda da. Yani o zaman taraftarda da bak yani, yani çok anlamsız bir şey bu. İyi futbolcu var, kötü futbolcu var. İyi hoca var, kötü hoca var. Ya da uygun hoca var, uyumsuz hoca var. Yani dünyanın en iyi hocası olabilir ama sende uyumsuz olabilir. Bak evet. Jesus Fenerbahçe kimyası çok uyumlu. Ama mesela Jesus Beşiktaş kimyası çok uyumlu mu emin değilim. Mesela Gordon Min gibi bir profil hatırlıyorum ben. İşte tutmuş yabancı. Galatasaray'da dervay mesela. Değil mi? Başka Galatasaray'da mesela yabancı, e Mançini sevildi. E ne verdi? Gerets, e evet. eh işte Durak'tayız falan. Buraktayız da var bir de yani. Ha evet, da <laughs> yani o da hani çok böyle hani ekstrem bir şey yaptı. Gene tabii, de, istisna tabii, bir hareketi tabii. var. Evet, evet. Galatasaray tarihinde önemli bir yeri var. Ezeli rakiplerine karşı bir gurur kaynağı olmuş durumda. Ama o da hani yine de ta yani tartışılır yani hocalık. Tabii ter tabii, ter tabii %100. Olarak. Ee, yani bence e, artık biraz daha Takkiyi öne koyma zamanı geldi kulüplerimizin. Mesela Fenerbahçe geç oldu ama uyandı. Galatasaray bakalım neye uyanacak. En son Zico'nun şampiyonluk yaşadığı yabancı bir teknik adamın bir ligimiz var yani bazen evet. de gerçekleri kabullenmek gerekiyor. Demin bazı gerçeklerle sonuna kadar mücadele etmeliyiz ama hani şu andaki futbol kültürümüzün, futbol iklimimizin gerçekleriyle de çok cebelleşen, boşa kürek çeken yöneticiler görüyoruz.